Merhaba arkadaşlar, en baştan serisi ve sayı basamaklarına geldik. Sevgili arkadaşlar, daha çok böyle hani problem tarzı sorularda sayı basamaklarını kullanıyoruz. Bu soruları çözerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunların hepsini tek tek videonun içerisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, hiç beklemeden hemen geçelim. Biliyorsunuz sayı basamakları birçok soruda kullanılıyor ve bizim karıştırdığımız özellikle bazı noktalar var. Onları da not olarak yazdık. Hemen geçiş yapıyorum. Öncelikle daha önceki serimizde, yani ilk videolarımızda bahsetmiştik sayılardan ve rakamdan bahsetmiştik. Burada tekrardan bahsetmek istiyorum. Rakam arkadaşlar tek bir ifade, sayıları gösteren sembollere denir, 0'dan 9'a kadar. Ve hatırlarsanız neden 9'a kadar? Çünkü onluk sistem, yani bizim kullandığımız sistem onluk sistem. Onluk sistem olduğu için sayılar onun altındakiler rakamı gösteriyor. Buna dikkat edeceğiz ve birkaç hatırlatma. İki basamaklı sayı deyince aklımıza AB, yani iki tane rakamın yan yana gelmesiyle oluşuyor. Üç basamaklı sayı ABC. Bunlara neden dikkat edeceğim? Çünkü soruyu okurken ifadelere dikkat etmeniz gerekiyor. Peki iki basamaklı rakamları aynı sayı. Bakın rakamlar aynı olacak. A. Üç basamaklı rakamları aynı sayı. Bu da AAA. Şimdi arkadaşlar, birçok öğrencimiz mesela iki basamaklı bir sayı söyle dediğim zaman AB diyor. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Değer ver dediğim zaman bu rakamlara, örneğin ben diyorum işte A'ya 5 vereyim, B'ye de 5 vereyim. Hocam olmaz diyor. Niye olmaz diyorum? 1A 1B. Arkadaşlar buna dikkat edin. Size farklı demediği sürece A'ya 5, B'ye de 5 verebilirsiniz. Çünkü bu sorunun içerisinde bahsetmiyor. Aman ha dikkat, bunlar farklı olacak ifadesi kullanırsa o zaman 5'e 5 vermezsiniz. Ama hocam buradaki harfin biri A biri B. Farklı olabilir harfler ama vereceğiniz sayılar aynı olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Hemen geldim. AB şeklinde verilen sayılarda basamak kelimesi kullanılmazsa, yani size AB'yi verdik, basamak kelimesi kullanmadık. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. AB demek A çarpı B demek. Hani bunu nerede görüyoruz? İşte 2XY diyor. Burada öğrencimiz eğer basamak kelimesinden bahsetmiyorsa bu soru kökeninde, ben bunu 2 çarpı x çarpı y olarak algılamak zorundayım. Ama diyorsa bana bu bir basamak, 2xy, 3 basamaklı bir sayı diyorsa artık burada 200 küsürlü bir sayı. İşte x'e bir değer rakam ver, y'ye bir rakam ver ve bu şekilde okuyacaksınız. Bunu unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik sorularda, bakın. Rakamları farklı, çift sayı, tek sayı gibi ifadelere dikkat edelim. Çünkü niye? Bu ifadelerle soruyu çözüyoruz. Bakıyorum hemen, rakamları farklı diyor. Ha, o zaman ben rakamları farklıysa işte A'ya 5 verirsem B'ye 5 vermemem lazım. İşte çift sayı diyor. Örneğin A, B, C çift sayısı diyor. İşte bu değeri verirken hep C'yi kontrol edeceğim. Çünkü çift sayılar son rakamları. Son rakamlar 0, 2, 4, 6, 8 olmak zorunda. Bunu sorularda zaten göreceğiz arkadaşlar. Bütün sayıların ilk basamağında bulunan rakam hiçbir zaman 0 olamaz. Yani size A, B, C 3 basamaklı bir sayı denildiğinde ben A'ya kesinlikle 0 veremem. Aynı şekilde A, B, C'de 4 basamaklı bir sayı denildiğinde de A 0'la başlamaz. Çünkü 0'la başlarsa bir rakam düşer. Baştaki rakam okunmayacağı için arkadaşlar sayınız, diyelim bu 3 basamaklı değil 2'ye düşer. Bu ise 3 basamağa düşer 4 basamaktan. Geldik. 7A sayısı, bakın 2 basamaklı, tamam. Tek bir doğal sayı olduğuna göre A yerine kaç farklı rakam gelir? Hemen yazıyorum, 7A sayısı. Nasıl bir sayıymış bu? Bakın rakamları farklı demiyor. Nasıl bir sayı diyor? Sadece tek bir doğal sayı diyor. O zaman düşünüyorum, tek bir doğal sayı olduğuna göre ben A'ya ne verebilirim? 0 veremem, çift olur. 1 verebilirim. A yerine 2 yazabilir miyim? 2 yazamam, çift olur. O yüzden son rakam çift olmayacak. O halde 1, 3, 5, 7 yazabilir miyim? E hocam, biri 7 biri A olmaz demiyoruz. Çünkü bakın farklı diyor mu? Demiyor. Rakamları farklı demiyor. 7 de yazabilirim. 9'da. O zaman hangi rakamlar gelir arkadaşlar? 1, 3, 5, 7 ve 9. Eğer soruda bana 7A 2 basamaklı rakamları farklıyı koysaydı buraya,
rakamları farklı demiş olsaydı o zaman 7'yi de almayacaktım. Bunlara dikkat edelim. Hemen bir not yazıyoruz arkadaşlar. A, B, C, D, E, F. Bunlar sayı basamaklarında basamak çözümleme dediğimiz yani yerlerini gösteriyor. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı bir sayı. O yüzden en sağdan değil soldan başlıyorsunuz. Soldaki rakam birler basamağı. Birler basamağı. Şimdi arkadaşlar basamağı. Bunu çözümleme yaparken birazdan vereceğim. Neye dikkat edeceğim birler basamağında? F rakamıyla neyi çarpıyoruz? 1'i çarpıyoruz. Geldim nereye? Hemen bakıyorum. İkinci. Onlar basamağı. Onlar basamağı. Nokta diyorum. Burada neye dikkat edeceğim? E ile neyi çarpacağım arkadaşlar? Onu çarpacağım. Neden? Onlar basamağı olduğu için. Bir sonraki basamağımız nedir? Birler, onlar, yüzler basamağı. Yüzler basamağı. Burada ise arkadaşlar D sayısıyla neyi çarpıyorum? Yüzü çarpıyorum. Devam ediyorum. C sayısı geldi. Bakın birler, onlar, yüzler. Şuraya biz bir bölük diyoruz. Sonra binler basamağı geliyor. Birler, onlar, yüzler, binler basamağı. Burada ise bakın adı üstünde binler olduğu için ben C sayısıyla bini çarpacağım. Bir sonraki basamağa geçiyorum. Birler, onlar, yüzler, binler. On binler basamağı. On binler. Binler basamağı. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? B sayısıyla 10.000'i çarpacağım. Son basamağımız yani buradaki 6 basamaklı olduğu için birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağı. Yüz binler, binler basamağı. Burada da sevgili arkadaşlar A ile 100.000'i çarpacağım. Şimdi şurada şuna dikkat edelim bakın. Binler, on binler, yüz binler. Birler, onlar, yüzler. İşte biz buraya birler bölüğü bölük olarak. Yani matematikte sayılar üçer üçer haneli yazılır. Diğer bu yandaki 3 bölüğe de binler bölüğü diyoruz. Binler bölüğü. Peki hocam bir tane daha gitseydik ne olacaktı? Diyelim arkadaşlar 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5. Bakın kaç haneli? 7 basamaklı bir sayı. İşte şu basamağı da biz burası binler, onlar, yüzler. Burası binler, on binler, yüz binler. Burası da arkadaşlar milyonlar. Milyonlar. O zaman hemen tahmin edelim. Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar şeklinde gelecek. Şimdi biz bunu niye verdik? Çünkü çözümlemede çok kullanacağız. Şimdi verilen sayılarda çözümleme diyoruz. Verilen sayılarda basamak değeriyle rakamların çarpımı toplamı şeklinde göstermektedir. Çözümleme sonucunda elde edilen sayıların toplamı sayının kendisini verir. Yani şu. Şimdi A, B iki basamaklı bir sayı. Birler ve onlar var. Dikkat edin. O halde ben buraya 10 tane A artı 1 tane B. Şimdi 1 tane B'yi yazmıyoruz arkadaşlar. Hani 1 yazılmaz ya 10A artı B diyorum. Mantık bu. Şimdi ABC'yi açın dediğim zaman nasıl açacağız? Bakın birler, onlar, yüzler. 100. O zaman 100A artı 10 tane B artı 1 tane C. Buraya dikkat edin. ABA yani ABA 3 basamaklı bir sayı. Birler, onlar, yüzler. 100A bakın 100A artı 10B artı tekrar A. Bunu da düzenlersek, şunu silelim tekrar yazalım. 10A. Arkadaşlar düzenlersek 101A artı 10B şeklinde alacağız. Şimdi şurada dedi ki çözümleme sonucunda elde edilen sayıların toplamı sayının kendisiymiş. Yani nasıl bir şey hemen bakalım. Mesela 257 sayısını bir çözümleyelim. Şimdi birler, onlar, yüzler. O halde arkadaşlar hemen diyorum ki 2 tane 100 var burada. Artı 5 tane 10 var artı 7 tane 1 var. Çözümlememi yaptım. Peki burası ne yaptı? 2 tane 100, 200, 5 tane 10, 50, 7 tane 1, 7. Toplayalım bu sayıyla bakalım ne çıkıyor? 200, 250, 257. Bakın sayının kendisini verdi. O halde biz bunları ne zaman kullanacağız? Bakın burası çok çok önemli. Sorularda dikkat, sorularda basamak kelimesi
ifadesi kullanıyorsa, tekrar gelelim şuraya, basamak kelimesi ifadesi kullanılıyorsa her zaman arkadaşlar çözümleme yaparak soruyu çözüyorsunuz. Yani sana bir tane soru geldi. Sorunun içerisinde basamağı gördün mü? Sen bunu çözümleme yaparak, çözümleme yaptıktan sonra doğru sonuca ulaşacaksın. Onun dışında sayı değeri verme. İşte ben A'ya bir rakam vereyim, B'ye bir rakam vereyim. Bu şekilde hareket etmiyorsunuz. Buradaki bu konunun tek ana mantığı bu. Başka da bir mantık yok arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi testlerde görüyorsunuz böyle sorular. A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayı. Basamak kelimesini gördün mü? Gördüm. Çözümlemeyi yapıştırıyorsun oraya. A, B artı B, A 77 olduğuna göre A artı B değeri kaçtır? Birçok öğrencimiz bunu çözerken işte A'ya bunu versem B bu olur. O zaman toplamları bu olacak. Bu şekilde gitmiyorsunuz. O halde ne diyorum? Hemen AB'yi çözümlüyorum. AB'yi çözümlerken ne diyoruz arkadaşlar? 10 tane A artı bir tane B. Peki BA'yı çözümleyelim. 10 tane B artı bir tane A. Peki sevgili arkadaşlar bunların toplamış mı? Evet. 10A artı B artı 10B artı A. Bunun toplamı 77'ymiş. Şimdi bakın 10A burada var. Bir tane daha burada var. Ne yaptı burası? 11A yaptı. Artı. Buraya bakalım. 1B, 10B de burada. Bu ne yaptı? Bu da 11B yaptı. Toplamları 77'ymiş. Şimdi her ikisinde de 11 var mı? Var. O zaman ne yapacağım? 11 parantezini alıyorum. Açtım parantezimi. Ne kaldı? A artı B kaldı. Bu da 77'ymiş arkadaşlar. Her tarafı tutuyorum. Güzelce bir 11'e bölüyorum. Bu arkadaşı da böldü. Bakın bu bunu götürdü. Şuradan şöyle gelelim. Ne oldu arkadaşlar? A artı B rakamları toplamı 7 oldu. Şimdi iş kaldı değer vermeye. Şimdi A artı B rakamı 7 ise şimdi rakamlar neydi? 0'dan 9'a kadar. Hemen 0'ı buraya verdim. Burası ne oldu? 7 oldu. Sonra beni uyarıyor. Ya bir saniye biz bir not yazdık. Baştaki rakam 0 olamaz. Çünkü niye? AB 2 basamaklı sayısı diyor. O halde 0'a 7 sağlamaz. Ne diyorum? O zaman 1 vereyim hocam. 1'e 6. Evet bakın bu sağlar. 1, 6 toplam 7. 2'ye 5 bu da sağlıyor. 3'e 4 sağlıyor. 4'e 3 sağlıyor. 5'e 2 sağlıyor. 6'ya 1 sağlıyor. Peki 7'ye 0. Birçok arkadaşımız evet hocam bu da sağlar diyor ama BA da 2 basamaklı bir sayı. O yüzden bu da kesinlikle sağlamaz arkadaşlar. O halde şu ikisini çıkartıyorum. Şurada oluşan A artı B'nin değeri kaçtır diyor. Zaten ha, soruyu çözmüşüm 7 vermiş ama hangi rakamlar, hangi sayılar bu şartı sağlar demiş olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var burada. 6 tane sayı bu şartı sağlar diyoruz. Sorunun kökeni okumadan soruyu çözdüm. Aslında burayı da okumam gerekiyor arkadaşlar. Hemen geldik diğer bir soruya. AB 2 basamaklı doğal sayılardır. AB eksi BA 45 olduğuna göre A yerine kaç farklı rakam gelir? Gördün mü ben burada basamağı gördüm. O zaman ne yapacağım? Çözümleme. Hemen hiç uğraşmadan AB'yi çözüyorum. Nedir bu arkadaşlar? 10 tane A, 1 tane B. Hemen BA'yı da çözüyorum yanına. Ama dikkat eksi BA. O zaman eksi 10A B. Birçok arkadaşımız buraya eksi artı A yazar. Ama arkadaşlar buradaki eksi BA'nın eksisi olduğu için hem bakın 10B'ye gelecek hem de aynı zamanda nereye gelecek? A'nın önüne gelecek. O zaman eksiyi dağıttım. Eksi 10A. 10B eksi A. Burası ne yaptı? Arkadaşlar 45 yaptı. Şimdi bakıyorum. 10A'dan bir tane A çıkarsa 9A kaldı. Eksi. 10B eksi 10B artı B eksi 9B. Bu da ne yaptı? 45. Her ikisinde de 9 ortak olduğu için dikkat edin. Her ikisinde de 9 var. 9 parantezini alıyorum. A eksi B 45. Ve ne oldu? A eksi B 9'a böldüm. 45 bölü 9 karşıya attık. Buradan sevgili arkadaşlar A eksi B 5 çıktı. 45'i 9'a bölersek 5. Şimdi bu dursun. Bana A eksi B'yi sormuyor. A yerine kaç rakam gelir diyor. Hemen şuraya geliyorum. Dikkat burası önemli. A eksi B'yi ben kaç buldum? 5 buldum. Peki hangi rakamlar gelir? Hemen yazıyorum. A yerine ben 5 yazarsam B yerine 0 yazabilir miyim? Düşünüyorum. Hocam B 0 olamaz. Çünkü BA diye bir rakam var. Peki arkadaşlar. BA rakamını hiç vermiş mi size burada? BA 2 basamaklı sayı deniliyor mu?
denilmiyor. Ama bir önceki sorumuza bakalım. BA'da aynı zamanda iki basamaklı bir sayı demiş mi? Demiş. İşte püf noktası burada. Bu soruda bana BA'yı iki basamaklı sayı vermediği için ben 5'e 0 yazabilirim. O yüzden bu sağlar. Peki başka sağlayan değerler nelerdir? 6'ya 1, evet sağlar. 6 eksi 1, 5 yapar. 7'ye 2, bu da sağlar. 8'e 3, bu da sağlar. 9'a 4 sağlar. 10'a 5 sağlar demeyin sakın. Çünkü 10 bir rakam değildir arkadaşlar. 10 bir sayıdır. O yüzden bunu siliyorum. O halde benim kaç değerim var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değerim var. 2, 3, 4, 5. Peki ne zaman ben 5 ve 0'ı alamazdım? 5 eksi 0. Yani burası A, burası B. Ne zaman alamazdım? Eğer sorunun içerisinde BA iki basamaklı sayı ifadesi kullansaydı. Yani hem AB'yi kullanacak hem de BA'yı. O zaman kesinlikle B'ye 0 alamazdım. Lütfen pür dikkat buna. O zaman neymiş arkadaşlar? Soruları okurken dikkat ediyoruz. Ne verilmiş? Ne isteniyor? Hemen sorumuza bakalım. 7A2 ve 3A1 sayıları 3 basamaklı doğal sayılar. Güzel. Bunlar 3 basamaklı sayılar. Buna göre 7A2 eksi 3A1 farkı kaçtır? Şimdi bunu iki yolla çözebilirsiniz. Birincisi şu arkadaşlar. 7A2 3A1. Klasik çıkarma yapıyorum. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. A'dan A. A'ya hangi rakamı verirsek verelim. Sonuçta ne olacak? Farkı 0 olacak. 0. 7 eksi 3. 4. Bu birinci yol. Şimdi bazen şurası 2 değil de büyük bir sayı olabilirdi. O yüzden kafam karışmış olabilir. O halde diyorum ki bana basamak diyor. E basamak diyorsa çözümleme yaparım. Ne yapıyorum? 7A2 sayısını bir çözümleyelim bakalım. Nedir bu? 7 tane 100. 700. Artı 10 tane A. Artı 2. Bir de arkadaşlar 3A1 sayısını bir çözümleyelim. 3 tane 100. 300. Artı 10A. Artı 1. Yukarısı ne oldu? 7A2 sayısı. 702 artı 10A oldu. Güzel. Bunu aldık. Diğer sayı ne oldu arkadaşlar? 301 artı 10A oldu. Benden ne istiyor arkadaşlar? İkisini birbirinden çıkarmamı istiyor. O zaman çıkartıyorum. Sayıyla sayı çıkar. 702'den 301 çıktı. Artı 10A'dan 10A çıktı. 702'den 301 çıkarsa 401 kalır. 10A'dan 10A çıkarsa 0 kalır. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bakın 401 oldu. Ya da bir üçüncü yolu söyleyeyim. Rakamlar herhangi bir, ikisi aynı rakam. A'ya ve B'ye istediğiniz herhangi bir rakamı verin. Örneğin 2 verdim. O zaman sorum ne oldu? Bakın bu da üçüncü yol. Sorum ne oldu arkadaşlar? 722'den 321'i çıkartıyorum. Böylelikle bakın yine aynı sonucu bulmuş oldum. 3 yolda kullanabilirsiniz ama biz ne dedik? Sorunun içerisinde basamak geçiyorsa yap çözümleme, kurtul, hiç uğraşma, sayı değeri verme. Hemen geldik başka bir soruya. A, B, C, C, A, B, 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 C, A. 3 basamaklı yakaladım. Vallahi de yakaladım. Basamağı gördüm. Olduğuna göre bu ifadenin değeri nedir? Şimdi artık yavaş yavaş böyle tek tek yazmaya geçmeyin arkadaşlar. Bakın. Birinci 3 basamaklı A, B, C sayımda kaç A var? 100 tane A var. İkincisinde 1 tane A var. Üçüncüsünde 10 tane A var. Hemen düşünün. Birincisinde 100 A, ikincisinde 10 A, üçüncüsünde 1 A. Yazıyorum. Birincisinde 100 A var. İkincisinde 10 A var. Üçüncüsünde 1 tane A var. Artı. Hemen B'ye bakıyorum. Bakın birincisinde 10 B var. İkincisinde 100 B var. Üçüncüsünde 1 tane C var. O zaman onu da ekliyorum. Birincisinde 10 B vardı. İkincisinde 100 B vardı. Üçüncüsünde de 1 tane B var. Devam ediyorum. Hemen C'lere bakıyorum. 1 C, 10 C, 100 C. O zaman bu da 1 tane C, 10 tane C artı 100 tane C var. Şimdi sevgili arkadaşlar bölü A artı B C rakamları toplamış. Şimdi yukarıya bir dikkat eder misiniz? 100 A, 10 A daha, 111 A daha. 111 A, 111 B oldu ve 111 tane C oldu. Bölü A artı B artı C. Ve burası arkadaşlar dikkat edersek 111 parantezine alırsak bunları yukarıda A, B, C oluştu. Bölü aşağıda da A artı B artı C bu arkadaş bu arkadaşı götürdü ve 111 kaldı. Hocam bu kadar mı?
Gerçekten de bu kadar. Direkt sayarak da soruyu çözebilirsiniz sevgili gençler. Hemen geldim başka bir soruya. AB ve BA. BA'yı vermiş. AB'yi de vermiş. Ve rakamları farklı diyor. Bak her yere dikkat edeceğim. Sadece buraya değil. AB ve BA iki basamaklı bir sayı. Ve aynı zamanda farklı iki basamak. Rakamları farklı. Bunu da aldım. Ve AB artı BA 88 olduğuna göre A yerine kaç farklı rakam gelir? Hemen çözümlememi yapıyorum. Artık öğrendim çözümlemeyi direkt kafadan. 10A 1A daha ne yaptı arkadaşlar? 11A yaptı. Artı. Hemen B'ye bakalım. Bir tane B burada var. Bunu çift çizgi yapalım. 10 tane de B burada var. Ne yaptı? 11 tane B yaptı. İşte bunun toplamı kaçmış? 88. Şimdi ben burayı 11 parantezine alırsam... A artı B 88 böl arkadaşım 11'e bunu götürdü. Burayı da bölelim 11'e. Ne yaptı? A artı B 88 bölü 11'den 8 yaptı. Bu elimde dursun. Şimdi ben neyi biliyorum? A ve B rakamlarının toplamlarının 8 olduğunu biliyorum. Hemen yana geçiyorum. Diyorum ki A artı B rakamların toplamı 8. Peki hangi rakamlar gelir? 0 gelmez. Çünkü başta A var. O zaman 0 gelmeyeceği için 1'e 7 gelir. Güzel. 2'ye kaç gelir toplamı? 8 olacak. 6 gelir. 3'e 5 gelir. Peki 4'e 4 gelir mi? Gelmez. Neden? Rakamları farklı diyor. O yüzden bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Almıyorum. O zaman başka ne kaldı? 5'e 3 kaldı. 6'ya 2 kaldı. 7'ye 1 kaldı. Peki 8'e 0 ne yaptık? BA da 1 2 basamaklı sayı. O yüzden 8'e 0'ı da alamıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Aynılarını alamıyoruz ve A da B de 0 olamaz. O halde kaç tane sayımız oldu bakalım? 1 2 3 4, 5, 6. A yerine gelebilecek kaç farklı rakam var dediği için toplam A yerine gelebilecek rakamların sayısı kaç tanedir? 6 tanedir arkadaşlar. Benden toplamını isteyebilir. A yerine gelecek, B yerine gelecek soruyu değiştirebilir. Ama burada önemli olan okurken şuna dikkat edeceğiz. Kim ne vermiş bana istenen ne? Hemen bakıyorum. Sayıların sağına veya soluna rakam eklenirse verilen sayı bir basamak artar. Nasıl bir şey ya sağına veya soluna? Örneğin arkadaşlar 257 sayısı. Bana dedi ki 251, 57 diyorum 51. 51 sayısının sağına yani birin yanına bir tane sayı ekle. 6 ekledim. Bakın artık 250 değil 2516. 3 basamaklıyken 4 basamağa çıktı. Ya da aynı şekilde 251'in bu sefer soluna ekle diyor. Niye ekleyelim? Yine 6'yı ekleyelim. Bu sefer bakın sayımız ne oldu? 6251 oldu. Bu tarzda sorular gelir karşınıza. Bakalım hemen soruya. 2 basamaklı AB sayısının sağına 4 eklendiğinde sayı 193 artıyor. Sağına 4 eklendiğinde sayı artıyor. Şimdi arkadaşlar bir terazi mantığı düşünün. Hemen şöyle yapalım terazimizi. Şimdi benim bir tane elimde AB sayım var. Tamam AB sayımı yazdım. AB sayısının sağına 4 eklendiğinde sağına 4 ekliyorum. Sayının değeri artıyor. Bakın şöyle düşünün. Sağına 4 eklediğimde sayının değeri artıyor. O zaman terazi ne olacak? Burası ağır gelecek. O halde ne kadar artıyormuş? 193. O zaman ben buraya 193'ü eklerim. Dengede kalması için. Buradan neyi yakalıyorum? Terazi dengede. O zaman bakın AB 4 sayısı AB artı 193'e eşit. Dengede ya. Ne kaldı? Yakaladım mı basamak kelimesini? Yakaladım. O zaman ne yapacağım? Hocam çözümleme yapacağız. Hemen bunu çözümleyelim arkadaşlar. Ne vardır burada? AB 4 yani 100 tane A artı 10 tane B artı 4. Karşıda ne var? Yine bir AB 2 basamaklı çözümleyelim. 10 tane A artı 1 tane B artı 193. 193'ü çözümlememe gerek yok. Çünkü çözümlediğim sayı bildiğimiz normal sayılarsa yine kendisini verir. O halde bana ne lazım? A ve B bilinmeyenler lazım. O zaman ben bu arkadaşı bu tarafa gönderiyorum. Bunu da bu tarafa gönderiyorum. Buradaki 4'ü de karşıya atıyorum. 100A'dan 10A çıktı. 90A kaldı. Güzel. 10B'den 1B'ye çıktı. Burada da 9B kaldı.
Hemen 4'ü karşıya atarsak 189 yaptı. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. 90 ve 9. Ortakları ne? 9. O zaman 9 parantezin alırsam burada 10A artı bir tane B kaldı. 189. Şimdi her tarafı güzelce şöyle bir 9'a bölelim. Çünkü AB'yi yalnız bırakmak istiyorum ben. Gitti. Ve buradan ne geldi bakın. 10A 10 tane A artı B 189'u 9'a bölüyorum. Şimdi 18'in içerisinde 9 2 defa var. Evet. 1 kaldı. 9'un içerisinde yani bir tane 9 kaldı. 9'un içerisinde bir defa var. 21. Ya da direkt hiç uğraşmadan 189'u 9'a bölüyorum. 2 defa var. 18 0 0 9'da bir defa var. 9 0. O zaman 10AB. Şimdi ben A'ya ve B'ye öyle rakamlar vereceğim ki 21'i verecek bana. Diyorum ki A'ya 3 versem 30 yapar. Geçti. 1 versem 10 yapar. Geriye 11 kalır. 11 diye bir rakam olmaz. A'ya 2 verirsem 20 yapar. B'ye de 1 verirsem 21 yapar. Zaten arkadaşlar 10AB'yi çözümlenmiş bir sayıyı birleştirirseniz 10 tane A artı B ne demek? AB sayısı demek. O halde bakın ne oluyor? AB 21 oluyor. Zaten A2 B 1'dir. Bu şekilde terazi mantığıyla çözebilirsiniz. Ya da hemen direkt şu cümleyi kullanabilirsiniz. Ya benim AB sayım 3 basamaklı oluyor ve 193 artıyor. Yani AB sayımın soluna 4 yazdığımda 193 artıyorsa farkı 193'tür. Kimden? Eski sayıdan. Eski sayı AB. Bu fark 193'tür. Bunu da direkt yazabilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz AB'yi karşıya atarsam AB 4 eksi AB 193 oluyor. Bu şekilde de kullanabiliriz. Geldik hemen başka bir not. Diyor ki verilen sayıların hangi basamağını artırırsan veya azaltırsan basamak değeri çarpımı kadar artar veya azalır. Ne demek istiyorum? ABC 4 basamaklı bir sayı. Şimdi arkadaşlar siz bunun birler basamağı yani D'yi 3 artırırsanız birler basamağı artacağı için sayımız artı 3 artar. Bak arttığı için artı 3 azalıyor. Geldim ikinciye. C hangi basamak? Onlar basamağı. Onlar basamağını 4 azaltırsanız onlar basamağı olduğu için arkadaşlar 4 çarpı 10'dan çünkü onlar basamağı ne oldu sayımız? 40 azalır. Yani eksi 40 yazacaksınız. Hemen geldik diğer bir basamağımız B'ye. Yüzler basamağı 2 artarsa o zaman 2 tane 100 artar. Yani sayımız aslında artı 200 artar. Son olarak da geldik C basamağına. Yani A basamağına. Bu da nedir? Binler basamağı. 5 azalırsa 5 tane binler basamağı olduğu için 1000 azalır. Yani ne yapar arkadaşlar? 5000 azalır. Yani ben soruda hangi basamağı azaltıyorsam hemen şunu düşünüyorum. Kaçlar değeri? Binler, onlar, yüzler, binler, on binler. Buna göre azaltma veya artırma yapıyorum. Peki sorusu nasıl gelir? İşte böyle gelir. 3 basamaklı bir doğal sayının birler ve yüzler basamağındaki rakam 4 artırılıyor. Onlar basamağındaki rakam 5 azaltılıyor. Bakın burası 4 artırılıyor. Hangi basamaklar? Birler ve yüzler. Şimdi 3 basamaklı ABC sayısı. Yazdım bunu ABC'yi. Ne yaptı arkadaşlar? Birleri ve yüzleri kaç artırdı? 4 artırdı. Birlerin 4 artması artı 4. Yüzlerin 4 artması ne yapar? Artı 400 artar. Bunu yazdım. Burası artı 4 arttı. Diğeri de artı 400 arttı. Onlar basamağındaki rakamda 5 azaltılıyor. Dikkat! Onlar basamağındaki rakamı 5 azaltırsam onlar basamağı 5 çarpı 10'dan 50. 50 azalır. O zaman sayımız nasıl değişti? 400 arttı. 50 azaldı. 4 arttı. 400'den 50 çıkardım. 350. O zaman sayımız 354 artı olduğu için artar. Yani ben sadece hangi basamağı artırıyorum, azaltıyorum işlemi onunla yapacağım arkadaşlar. Geldim. Denklem şeklinde verilen sayı sorularında her zaman çözümleme yapılır. Zaten ben öğrendim. Neyi öğrendim? Bir soruda basamak kelimesi geçiyorsa kesinlikle çözümlemeye yapmak zorundayız. Hemen bakalım. 3ABC 3 basamaklı AB 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Tamam bunları bana vermiş. Niye veriyor? Çünkü artık şeyi biliyorum. Hangisi basamak, hangisi sayı bunları bilmek zorundayım. Daha sonra bir denklem vermiş. 3AB eşittir 23 tane AB 2 basamaklı artı 14 olduğuna göre artı B nedir? Şimdi hemen bir önce yazalım. 3AB eşittir 23 tane AB 2 basamaklı sayısı artı 14. Ne dedik arkadaşlar? Çözümleme yapacağız. Hemen geliyorum bunu çözümlemeye. Şimdi 3 300
yazdım. Artı 10'a artı bir tane B. Burası 23 çarpı. Açtım parantezimi. AB neydi arkadaşlar? 10 tane A artı bir tane B. Artı 14. Devam ediyorum. 300. Bakın 300 artı 10A artı B eşittir. Çarpıyorum. 23 tane 10. 230A. 23 tane B. 23B artı 14. Şimdi ben A'yı ve B'yi aradığım için ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa. A'yı buraya atıyorum küçük olduğu için. B'yi de buraya atıyorum. 14'ü de bu tarafa atıyorum. Hemen yazıyorum. 300, 14'ü attım. Karşıya eksi 14. 230'dan, bakın 230A, hatta isterseniz hepsini yazalım. 23B. Ne yapacağım? 10 tane A'yı, eksi bir tane B'yi çıkardım. Karşıya attım. Şimdi 230'dan, nerede o bizim? Göremiyorum. 230, evet. Burada ve 10A. 10A'yı çıkardım. 230'dan 10A çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 220A. Bunu yazdım. Güzel. Şimdi geliyorum buraya. Bakın 23B'den bir tane B'yi çıkarttım. Bu da nedir? 22B kaldı. Tamam. 300'den 14'ü çıkartırsak 286 kaldı. Bu benim cebimde. Şimdi burada bir şey görmeniz lazım. Ya biri 220, biri 22. Birbirinin bakın 22 kat. O zaman ben her ikisini de 22 parantezine alırsam burası 10A oldu. Artı burası bir tane B oldu. Bu da 286. Hiç usanmadan 22'yi karşıya bölüm olarak atıyorum. Hemen 286'yı şurada 22'ye bir bölelim bakalım kaç defa var. 22, 28 ile 22 bir defa var. O zaman 22. Kalan 66. Kaç defa var? 3 defa var. 3 defa 66. Bakın 0 kaldı. O halde arkadaşlar şurayı şöyle alırsak bunu da farklı renkte yazalım. 10 tane A artı B neye eşitmiş? Böldüğüm zaman 13'e eşit. Yazdım. Şunu düzgün yazalım. 13'e eşit. Tamam. Peki 10AB neydi? AB demek değil miydi? AB 13. Yani burada A'mız 1, B'miz 3. Benden ne istiyor? A artı B istiyor. Ya da şu şekilde düşünebilirim. 10A artı B 13 ise A'ya ben 1 veririm. B'ye de 3 veririm. Başka şansım da yok. O halde A artı B ne oldu? A'mız 1, B'miz de 3. Toplamda 4 oldu. Aslında ben burada anlatıyorum uzun uzun ama siz bunları hesaplarken böyle tek tek değil kademe kademe hızlı hızlı toplayıp geçeceksiniz arkadaşlar. Geldik şuna. Yine bir not. 1'den 9'a kadar 9 tane rakam kullanılır. Şimdi yeni nesil sorularda arkadaşlar bu tarz şeyler işimize yarayacak. Şimdi 1'den 9'a kadar kullanılan rakamlar belli 9 tane. Ama 10'dan 19'a kadar kullanılan rakamlar nedir? Bunlar 20 tanedir arkadaşlar. Neden? Çünkü 10'da 1, 2 rakam. 11'de 2 rakam. 13'te 2 rakam. 14'te 15'te bu şekilde gittiğinde her bir hanede 20 rakam. Ve şuna dikkat edelim. 10'dan 19'a kadar toplam 10 sayı var arkadaşlar. 10 sayı var. Her sayıda 2 rakam kullanıyorsam 20 rakam. 20'den 29'a kadar 20 rakam. Bakın bu ta nereye kadar gider? 99'a kadar. Yani 90'dan da 99'a kadar 20 rakam. Kafamdan hemen şunu düşünüyorum. Tek haneli 9 tane, çift haneli de her birinde 20 tane kullanılıyor. O halde her iki basamaklı sayılarda 20 rakam kullanılır bu cepte. Şimdi 100'den 109'a kadar 30 rakam. Niye 30 rakam? Çünkü 10 sayı var arkadaşlar. 10 sayı var. Ve bizim her sayımız kaç rakamlı? 3 rakamlı. O zaman 3 çarpı 10'dan 30 tane rakam kullanılmış. İşte 110'dan 119'a kadar 30 rakam. 120'den 129'a kadar. Bu da nereye kadar gider? Ta 999'a kadar. Ha, ondan sonra ne gelecek? Dörtlü gelecek. 40'ar rakam kullanılıyor. O zaman her 3 basamaklı sayılarda 30 rakam kullanılıyor. Her 4 basamaklı sayılarda 40 rakam kullanılıyor. 5 basamaklı da 50 rakam. Niye verdik hocam bunu? İşte karşınıza böyle bir soru geldiğinde. Şimdi diyor ki 60 sayfalık bir hikaye kitabında sayfaları numaralandırmak için toplam kaç tane rakam kullanılmıştır? Kaç tane rakam yazılmıştır? Şimdi arkadaşlar 1'den başlar 9'a kadar tek haneli. 9 tane. Bunu yazdım bu cepte. Sonra neydi? 2 hanelilerde 10'dan 19'a kadar kaç taneydi? 20 tane. Peki 10'dan 19, 29'a da 20 tane, 39'a kadar da 20 tane,
49'a kadar da 20 tane, 59'a kadar da 20 tane. O zaman bunların hepsi 20 tane oldu mu? Evet. Bakın kaçıncı 20? Üçüncü 20. Dördüncü 20. Ve beşinci 20 arkadaşlar. Ama bana ne dedi? 60'a kadar. O zaman bakın geldim 20. En sonunda da şurada ne gelecek? 60. sayfa gelecek. Peki burada kaç tane rakam kullandım? Bir 6'yı kullandım, bir de 0'ı kullandım. 2 tane. Bana sorulan toplam kaç rakam kullanılmış? Hemen hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 20 rakam, yani 20 tane 5 sıra şeklinde kullandım. 100 rakam. İlk başta da 9 tane kullandım. 109. Bir de sonunda 60 için 6 ve 0 kullandım. 2. 100, 109, 100, 109 artı 2'den toplam 111 tane rakam kullanmış oldum arkadaşlar. Bunu tek tek saymanıza gerek yok. Zaten 10'dan 59'a kadar 1'ler, yani 10'lar, 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler. 5 tane 20, 100. 9 da burada kullandık, 109. 2 tane de burada kullandık, 111 oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, sendeyiz şimdi. Bir K kümesi verilmiş. 1, 3, 4, 5, 6. Kümesinin elemanlarını bir kez kullanmak şartıyla, bakın dikkat edin, bir kez kullanmak şartıyla rakamları birbirinden farklı, rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı A, B, C, D, E sayısında A, E ve toplamı B, D'nin toplamına eşit olacak. Bu şartı sağlayan kaç tane 5 basamaklı A, B, C, D, E sayısı yazılır? Bu da sizde arkadaşlar. Bunların çözümlerini yorumlara bekliyoruz. Daha sonra bunları ne yapacağız? İlerledikten sonra en baştan serisinin son noktasında bunlarla ilgili her bir videoda bir tane sonra toplayıp onları tekrardan çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.